Evet arkadaşlar, bugün tavuk köftesi yapacağız. Bunun için şöyle bonfile, yani tavuk göğsü eti lazım. Bunu önce şöyle parçalara ayırıyorum. Evet, ayırdığım bu bonfileleri şimdi robotta çekeceğim. Bir seferde yetmeyecek, o yüzden rondom küçük olduğu için ikiye böleceğim. Bir adet soğanı bölüyorum. Bir diş de sarımsak. Bunları rondomun içine ekleyeceğim. Ekledikten sonra tekrar çalıştırıyorum. Evet, soğan ve sarımsak iyice tavuğun içinde rendelendi. Şimdi bunu da kabıma boşaltıyorum. Hazırladığım tavuk kıymasının içine tuzumu bolca karabiberimi döküyorum. Bir adet yumurta kırıyorum. Sonra da galeta unum hazır. Eldivenimi takıyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Karıştırmaya başlamadan önce bir miktar galeta unumu dökeyim. Sonra azar azar ekleyeceğim. Hem sizin hem de çocuklarınızın seveceği harika bir köfte olacak. Biraz daha galeta unu eklemem gerekiyor. Tabii ki çok iyi yoğuracağım. Hem bereketli hem lezzetli köfteler.
Sanki biraz daha galeta unu istiyor. Çok az daha. Evet arkadaşlar, yaklaşık 750 gram tavuk göğsüne bir soğan, bir sarımsak, bir yumurta ve şu bardakla söyleyeyim size, 1,5 su bardağı kadar da galeta unu ekledim. Tuz, karabiber kendi ayarınızda. Ve köftem şekillendirmeye hazır. Evet, şu kıvamda görüyorsunuz. Elimle şekil alabilecek şekilde. Şimdi bunu köfte şeklini vereyim. Bir elimle kamerayı tuttuğum için şu anda zor oluyor. Evet, bırakıp şekillendirmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi. Hatta şöyle yapayım. Yaptıklarımı da görün istiyorum. Elimle yuvarlıyorum. Şu boy yeter. Sizler daha değişik şekillerde verebilirsiniz. Mesela bol yağda top köfte yapabilirsiniz. Bir tane yapayım bakayım nasıl olacak. Evet. Top köfte. Şimdi avucumu dolduracak kadar koyuyorum. Yuvarlayıp bastırıyorum. Evet, tavuk köftelerim hazır. Kocaman bir tabak oldu. Bir servisten 30-35 tane çıktı. Evet, şimdi bunu buzdolabına atacağım. Buzluğa atacağım ve zamanı geldikçe çıkarıp çocuğuma pişireceğim. Siz de deneyin. Afiyet olsun.